sık sık tekrarlıyoruz 1992 yılında Bandırma Bursa ya yazma Hattıyla Tren projesi üzerinde çalışıldığını ilk duyurduğumuzdan bu yana 31 yıl geçti. Zaman zaman umudumuz kaybolur gibi olsa da Osmaneli Yenişehir Bursa hattında hızlı tren inşaatında olumlu gelişmeler var. Artık 2025 sonunda test sürüşü beklentisini konuşup bu defa gerçekleşecek diye yeniden umutlanıyoruz. Gerçi tren beklentisinde Bursa'nın miladı olarak ilk resmi adımların atıldığı 1992'yi işaret ediyoruz ama bu beklenti daha eskilere dayanıyor. Onu da, büyük bir sabır ve emeğe dayalı Bursa. Üzerine araştırmalarıyla, kentin yakın geçmişini gözler önüne seren kitaplara imza atan Ekrem Hayri Peker dostumuz yolladığı 13 Şubat 1958 tarihli hakimiyet gazetesi kupürüyle anımsattı. O tarihte, Bursa tren hattına yakında kavuşacak manşeti atan gazete gelişmeyi şöyle duyuruyor. Başvekil Adnan Menderes'in şehrimizde tetkik ve temasları sırasında Bursa'ya tren hattı inşası hususundaki dilekler önemli ele alınmış ve bu mevzuda Nafa Vekili Tevfik ileri tarafından gerekli projelerin hazırlanacağı ifade edilmiştir. Haberde, tren hattının Bursa'yı Karaköy ve Susurluk'a bağlayacağı, vurgulanıyor. Yine, bu projenin uzun süredir beklendiği de ifade edilmesi, tren beklentisinin 65 yıldan fazla olduğunu gösteriyor. Peker. De. Büyük bir sabırla treni beklerken, gündemden çıkan. Hatları anımsatıyor. Balat istasyonunu da kullanarak organize sanayi bölgesi ile Mudanya arasına acilen tren hattı döşenmeli. OSB ve emek arasında hazır altyapı var, bundan faydalanabilir. Akabinde Demirtaş organize sanayi bölgesi ile Gemlik serbest bölge arasına bir tren yolu yapılmalı. Bu hattın diğer ucu Gürsu ve Kestel OSB'ye uzanmalı. Biz de, 65 yılı aşan bu öneri anımsatmasıyla yeniden soralım. Bursa'nın konuştuğu, bu hatlar ne oldu? Yeniden konuşmanın tam zamanı. Gemlik treni TOGG fabrikasına mı takıldı? Hızlı trenin, temelinin atıldığı 2012'de, gemlik treni de gündemdeydi. Güzergah belirlenmiş, proje hazırlanmış, bazı bölgelerde kamulaştırma bile yapılmıştı. Projede gemlikte lojistik merkezi de vardı, ama rafa kalktı. Bir dost sohbetinde, Gemlik'te lojistik merkezi düşünülen alana TOGG fabrikası yapıldı. Denince kafamız karıştı. Bursa, sanayisini limana ulaştıracak Gemlik Trenayf Lojistik Merkezi TOGG amı takıldı. Yeniden gündeme gelir mi? Enis Öksüz'ün projesi kaldı ama Mudanya treni bugün artık şart. Yapımına, 1871 yılında başlanan Bursa Mudanya. Tren hattı 1948 yılında kapatıldı ve rayları söküldü. Bursa, için gerçekten büyük kayıp olduğu, Mudanya'nın büyümesi ve Bursa-Mudanya Karayolu trafiği ile anlaşılıyor. 2000'li yılların başında dönemin Ulaştırma Bakanı olan Enis Öksüz'ün özel ilgisiyle yeni Mudanya treni için proje hazırlanmıştı. Konuşarak yazdığımız için biliyoruz, eşi Bursalı olan Öksüz'ün projesinde tren Çağrışandan tünele girip Güzelyalı Kavşağı alt tarafındaki düzlükte zemine çıkacaktı. Fakat bu güzergah yapılaştığı için fırsat kaçtı. Geçen yıl AK Parti İl Başkanlığı, NDA, Mudanya treni için çalışma başlatıldı ama gündemler değişince ileri aşamaya taşınamadı. Şehir Hastanesi, metrosunda Ahmet Yesevi istasyonunun Mudanya çıkışına uygun projelendirildiğini biliyoruz. Yeni proje, Bursaray mı, yoksa hızlı tren bağlantılı banyo hattı mı olur bilemeyiz ama artık şart oldu. Eski tren yolu büyük şehirle bisiklet yolu oluyor. Projesini, 14 Haziran 2021 günü duyurduk. Mudanya. Ya Bağlı Ülküköy Muhtarı Taner Bayrak, 75 yıl önce Mudanya treninin geçtiği Bademli Mürsel Hasköy Ülküköy Yörükali güzergahının güvenli bisiklet yolu olmasını önermişti. İşte, bu öneri gerçekleşmek üzere, Büyükşehir Belediyesi, Nin yolda genişletme ev düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Tren geçmeyecek ama Büyükşehir. Harika bir seyir yolu yaptı. Ambarcıoğlu jandarma generali oldu, gençleri uyuşturucudan korudu. Siyaset öncesi. Başarılı matematik öğretmeni YDI ama şair olarak da şiirleri ilgi görüyordu. 2002 ila 2007 arası AK Parti Bursa milletvekili olarak yüksek performans gösterdi. Siyaset sonrası kendini edebiyata veren Faruk Ambarcıoğlu tiyatro senaryoları yazdı. Çanakkale destan oyunu çok sayıda ilde davet üzerine sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Şimdi de senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği Koç Yiğitler filminde gençleri uyuşturucudan korumak için mücadele eden jandarma generalini oynuyor. Yönetmenliğini Necati Kurnaz, La yaptıkları filmdeki resmi araç ve üniformaya jandarma genel komutanlığı verdi. İlk bölümleri Aladin Bey, de çekilen, Mustafa Kemal Paşa güvemde devam eden film Gelibolu'da tamamlanacak. Ambarcıoğlu, nun rol aldığı 6. film olan Koç Yiğitlerin Galası 8 Ekim'de Tayyare Kültür Merkezi'nde. Türkoğlu'na teşkilat görevi, bölge koordinatörü oldu. TBMM, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu performansıyla dikkat çekiyor. Soru önergeleriyle mecliste denetim. Görevini yerine getiren Türkoğlu, ses getiren ziyaretleriyle de gündem oluyor. Bu süreçte, İyi Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, tarafından 6. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi. Görev alanında Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ illeri var.